Tierlist kommt nun dran. Es geht um die One Piece Schwerter. U und ihr denkt doch, wieso redet der Typ Deutsch, wie verstehen, verstehen, verstehen kein Wort. Da haben wir yapıyorum. Äh, evet, bugün yeni bir One Piece tier listi ile sizinleyim. Diğer listelerin aksine bu list biraz daha değişik bir list. Silahlar ile ilgili, daha çok kılıçlar ile ilgili bir tier list. Äh, Rob Lucci kullanıcı adı ile olan arkadaş bu liste hazırladı az çok tanıdığımız birçok kılıcın yani silah diyebileceklerimizin e, şeyini görselini koydu buraya birkaçın da ismini koydu zaten ve ben bunları değerlendireceğim hatta hatırlayabildiklerimi değerlendireceğim mesela şu Sotamuso bu Kavamatsu herhalde lafın etti diye hatırlıyorum. Ee, yani bunlarla ne yapardım? Ne çok dövüşmek ister miydim? Hani aşık oldum mu bu kılıca? Çok istiyorum gibisine. Çok sağlam mı bu kılıç benim için? Gideri var mı? Eh yani zevk meselesi Sakura'ya verin defosun gitsin kılıç. Ya burada şimdi güçten değil görünüşten konuşacağım daha çok. Güçten konuşursak çok basit olur bence. Ya sonuçta kılıçlar sınıflandırılmış bir kere yani ondan dolayı daha çok şey üzeri gideceğim. Hani zevk üzeri hoşuma gidiyor mu gitmiyor mu? Direkt buradan Shodai Kitetsu ile başlayacağım. Bu Kitetsu olduğu açıklanmadı bu arada yani. Yanlış anlamayın da. Beklenilen kılıç. Abi, zevk mesela. Hani Kitetsu ise şuraya alırım ama hani ya şuraya alıyorum. İlginç bulmadığım bir kılıç. Ondan dolayı buraya alıyorum. Nidai Kitetsu bu açıklanılan bir kılıç. Luffy'nin elindeydi. Luffy gerçi bir cacık yapamadı bu kılıçla ama şöyle çok sağlam hoşuma giden bir kılıç. Yubashiri kolay bir şekilde harcandı ama öyle bir şeysi olmadı. Shigure'da, Shigure de Shigure'yi daha güzel buluyorum abi. Kılıfı falan yeşil, hoşuma gidiyor. Kashi bunu gördük mü? Bunu gördük. Bu gereksiz. Abi bu Helmeppo'nun neymiş? Kukri. Abi, makas ya. gitti git ya. Sen buraya gel. Sakura'ya verin yani. Seninle uğraşamam. Çünkü gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Ha helmet bu gibi bir çirkine yakışmış bu arada yanlış anlamayın. Shirasaya. O, Kako'nun kılıcının adı Shirasaya. Bakın bu kılıcı daha çok beğeniyorum. Bunun bir gideri var bak bunu diyeyim. Aa, çok güçlü ama abi sevmiyorum. Şeyin kılıcı adını unuttum. Eee Doflamingo'nun sağ kollar yani güçlü adamlarından bir tanesinin kılıcıydı. Dalga meyvesini falan yemişti hatta. Dalgalanıyordu. Çok gereksizdi ya. Yani kılıcı direkt buraya alıyorum ben. Çünkü gerçekten hoşuma gitmeyen bir kılıç ve tip. O bu güzel bak. Bu bizim dönem zamanında dedelerin falan hani böyle çimeni falan otuk şaptığı şeye benziyor. Ben bunu seviyorum bak. Jack'in kılıcını seviyorum. Yani kılıç işte silah. Kawamatsu abi burası yani Kawamatsu'yu hatırlamadığım için buraya koyuyorum. Kogatana bu efsane bir kılıç yani Zoro'ya neler yaptığını düşünürsek ben çok sağlama alıyorum. Bu arada düşünmedim hani bu üstte kim ne gelebilir hiçbir fikrim de yok yani şu an sizinle yapıyorum. Resim çok kötü olmuş ama bu Shiki'nin ayakları ikinci sınıf kılıçlardı. Malum bir tane kılıç ıı, videom vardı kanalımda. Oradan at, yanlış hatırlamıyorsam ikinci sınıf. Abi ayaka takılmış ne bileyim. Ya benden uzak olsun da neyse. Sen kimsin ya? Ee, Shisui miydi bu? Yok Shisui bu. Shusui. Ee, Vado Ichimonji bu. Enma bu. Aa Amino Habekiri e, Ameno Habakiri daha önümüze çıkacak bir kılıçtır. Orada hem fikiriz de hani şu an ister miydim olsun mu falan idare ya idare. Hani öyle wow diyeceğim bir kılıç değil. Ama gideri var hani asil bir kılıç. Asil bir kılıç diyeyim siz anlayın. O bak ben buna bayılıyorum. Bu kılıcı aşığım ben. Arlong'un kılıcı çok güçsüz. Yani diğer kılıçlara kıyaslarsak ama kaliteli ve efsane bir görünüşü var. Ee, bu da ismini öğ Öğrendiğimizden beri Önemli bir kılıç oldu ondan dolayı Sadece çok sağlama alacağım Hani ismini öğrendik önemli oldu Yoksa ismi eysi olmasaydı kimse de Yani bir gram umursamazdı Abi Ortaya alıyorum senin şiiri Yani hiç kılıcını da görmedik Bu kılıcını hatırlayamadım resimde de göremiyorum şu an ama Herhalde uzun bir şeydi ya Se zev Zevk meselesi Herhalde ben en üstte bir şey koymayacağım gibi. O Pisenko. White kılıcı ki efsane ama benlik değil ya. Ben gideri vara koyayım. Benlik değil. Çok seviyorum ama benlik değil. Hiç benlik değil. Gelelim Yoru'ya. Yoru Uf. bayılıyorum abi. Bayılıyorum ya. Miyok'tan daha çok Yoru'ya bayılıyorum desem yeridir. O kadar diyeyim. Ee, kinemon, Kinemon, Kinemon Giderivara koyuyorum Aynı şekilde Inu'nunkini de Abi bu kılıçları ben yani hatırlayamadığım için Hani böyle ortaya atıyorum Canım seninkini de alalım Aa bak Vista'nınkini hatırlıyorum Böyle daha tatlı bir şeydi Kılıç, Çiçekli mi çekli seni aşağı alıyorum Benlik değilsin geriye kaldı birkaç tane. Smoothie'ninki var. Smoothie'ninki güzel. Smoothie'ninki bana şeyi hatırlatıyor ya. Ee, Yüzüklerin Efendisi'ndeki vardı ya. Galadriel. neydi adı ya? Kılıcı. Elendil. Yani Almancası Elendil'di de başka dilde bilmiyorum ne. Ha biraz öyle uzun şey bir kılıç gibi durması bana onu anımsatıyor. Çünkü One Piece evreninde pek olmayan kılıçlardan. Rayleigh'inki gideri var. O abi. Abi hayran. Gelsen zirveye. Yani. Ama kılıcın kaplanması buraya koyuyor. Yoksa yani orta sınıf bir kılıçtı zevk olarak da. Abi Enma kılıfını yani o şeyini verdiği şeyi sevmiyorum görsel olarak yani herkes bu görsele bayılıyor da Zoro'nun elinin böyle saçma siyah olmasını da hani ki bu hayran değilim bu Haki'nin o kadar hani görsel anlamda çok hoşuma gitmiyor animede. Ortaya alıyorum ya. Geriye 3, 6, 7, 8 kaldı. Şimdi bu kılıç adını unuttum. Love'un kılıcı şey o Comic Con tarzı yere gittiğimde satılıyordu. Almayı da düşündüm. Bende bir tane kılıç var şu yani evde gerçek e, gerçek değil de şey hani e, kesmiyor ama kılıç yani şey gibi her şey tam. Var bir tane e, hangisiydi lan? Hatta şu idi ya bendeki. Aynen bendeki şu idi ya. Doğru. E, bunu da almak istedim sonra dedim abi ben bunu nereme koyacağım? Hani böyle yer uyduramadım evde vazgeçtim şimdilik. Ama alacağım büyük ihtimal. E almak istediğim kılıcı nereye koyacağım abi? Ben başa koyacağım. Vado, 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 Vado sade ama ilk kılıçlardan hani ister istemez yukarıya oynar. Dayı Neko senin sen de ortaları gel, şuraya gel. Kevendiş'in kılıcı benim için fazla soft. E, Denjiro ortaya alırım Hatırlamıyorum. Geriye 3 kılıç kaldı. Bir yaklaştırayım. Griffon, Baggininki bir de bu... bu havalı ya şuraya. Bagin'in kılıcında bir şey bilmiyorum. Ondan dolayı ortaya atıyorum. Griffon'u da zirveye atıyorum ya. Fazla uğraşmaya gerek yok. Hani benim için bu list böyle olur. şu dalga kılıcı ve Helmet kılıçlarına en, en yani yerin dibine Şiki de yerin dibine. Ayak abi iğrenç elime almam onu herhalde. Bunlar da daha çok ilgim olmayan şeyler. Bunlar eh hadi neyse. Gittikçe kaliteleşiyor burada. Hani kalite anlamında hoşuma giden kılıçlar bunlar. Hepsiyle de hani böyle elimde tutmak isterim böyle. Hoşuma gider. Abi bunlar da zirveye oynuyor. Hangisi bir numara derseniz tartışırım. Ama Griffon ve Arlong'unki bir tık bu üçün altında kalır. Onu diyeyim de. Devamını bilemiyorum. Neyse arkadaşlar bu tier listin sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitti. Videonun sonuna bütün kılıçlar ile ilgili yaptığım bir videoyu koyacağım. Ki bu videonun sonuna kadar izlediyseniz onu kesinlikle izlersiniz. Yani gerçekten hoşunuza gidecek iddialıyım. Ek olarak da One Piece Parodi 2.0'ı koyuyorum. Zoro'nun birkaç kılıçlı sahneleri var ki kılıcı alma sahnesi baya eğlenceli yapmıştım. Onu da tavsiye ederim. Yani uzun lafın kısası like atın abone olun ve sizin en sevdiğiniz kılıçlar ne yorumlarda yazarsanız da sevinirim. Ben kaçar benden bu kadar ve şun tak noch auf wiedersehen.